Kadın Filmleri Festivali bugün başlıyor. 17 Mayıs'a dek sürecek festival filmleri, söyleşileri, film okuma etkinlikleri, sergileriyle dopdolu bir hafta vaat ediyor. Habertürk muhabiri arkadaşımız Anıl Ergin festival öncesi nabız yokluyor. Önemli konukları da var. Şimdi Anıl'a dönüyoruz Anıl. Ankara'nın yoğun siyasi gündemi içerisinde bu tarz etkinlikler, bu tarz festivaller gerçekten de bizlerin, sanatseverlerin nefes almasına olanak sağlıyor. Gerçekten heyecan duyuyoruz bu festivallerle. Ne olacak bu festivalde? Kadın Filmleri Festivali'nde 115 film var. 100 yönetmenden 115 film, 41 ülkeden filmler var. 10-17 Mayıs tarihleri arasında olacak. Bu tarz bilgileri size saymaya devam edebilirim ama ben bu bilgilerden uzak duracağım. Çünkü şu anda yanımda çok değerli konuklarım var. Açıkçası Ankara'da biz bu konuklarla karşılaştığımız zaman gerçekten yanlarında biraz heyecanlanıyoruz. Çünkü Türk sinemasının farklı kuşaklarından gelen 3 önemli ismi var yanımızda şu anda. Derya Alabora var yanımızda. Önce ona mikrofonumuzu uzatıyoruz. Derya Alabora ile beraber şu anda Belçin Bilgin yanımızda ve Lale Mansur yanımızda. Ama önce Derya Alabora'ya biz mikrofonumuzu uzatıyoruz. Biz sizi 90'larda önemli filmlerle tanıdık. Masumiyet filmiyle tanıdık. Ondan sonra adınızı duyduk ama siz İlerlediğinizde sinemada çok önemli bir noktaya geldiniz ve en son 2010'da siyah beyaz filmini çektiniz. Önemli bir kişisiniz. Hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde yer alıyorsunuz. Uzaktan geldiğiniz zaman, İstanbul'dan geldiğinizde Ankara'daki bu ortamı, bu sanat ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi tabii ki ben biraz yani uçan süpürgeye yoğunlaşmak istiyorum. Uçan süpürge çok önemli. Yani Ankara'nın sanat hayatı içinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye gibi yani kadına çok değer verilmeyen bir ülkede böylesine bir festivali 15 yıl hiç aralıksız devam ettirmek gerçekten büyük bir özveri istiyor. Ve biliyorsunuz festivalimizin başka çalışmaları da var. Yani bu çocuk gelinler üzerine yani kadın sorununa her türlü şekilde parmak basıyorlar. Bir defa bunu çok önemsiyorum. Bizde böyle festivaller mali destek çok fazla bulamazlar. O yüzden kendi imkanlarıyla bunu yapabiliyor uçan süpürge. Gerçekten bütün arkadaşlarımı buradan canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Peki bu festivalin yaygınlaşması gerekir mi sizce? Daha farklı illere yayılması doğru olur mu? Bence çok önemli bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey söylediniz. Keşke olsa, yani keşke İstanbul'da da ve hatta daha ufak kentlerde olsa. Çünkü biliyorsunuz sanat ufak yerlere daha az gidiyor. Böyle şeyler olduğu zaman insanlar bir anda yakınlaşıyorlar, işte dünya sinemasıyla tanışıyorlar, dünyadaki bir sürü sanatçıyla tanışıyorlar. Gerçekten ben bunu çok önemsiyorum. Keşke uçan süpürgeyi bir iki ilde daha becerebilsek ve yapabilsek. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Sayın Lale Mansur, hoş geldiniz Ankara'ya öncelikle. 90'lı yıllardan beri sinemada sizleri izliyoruz. Gerçekten Türk sineması için önemli bir isimsiniz. Son yıllarda 2011'de Misafir'de, sonra Başka Dilde Aşk filmleriyle 2009'da yer aldınız ama 90'lı yıllardan beri de sizi dikkatle izliyoruz. Siz geldiğiniz zaman İstanbul'dan Ankara'ya nasıl buluyorsunuz ortamı? Buradaki sinema festivallerini, sinema ortamını, en azından Uçan Süpürge Film Festivali nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, Uçan Süpürge Film Festivali'nin hepimizin gönlünde ayrı bir yeri var. Yani burada çok zor bir iş başarılıyor. Üstelik de yani Türkiye'nin bir kadın mezbahası olduğunu düşünecek olursanız gerçekten çok önemli bir görev var. Ve az önce bahsettiğiniz gibi keşke başka illerde de bunu başarabilsek, yapabilsek. Gerçekten 15 yıl aralıksız olarak bunu başarmış olmaları büyük özveriyle gerçekleşmiş bir şey. Çok iyi bir kadro çalışıyor. Çok zekice, çok önemli konulara el atıyorlar. Her festivalde değişik bir konuya el atıyorlar. Çok çok mutluyum burada olduğum için. Peki şöyle soralım. Kadın sinemacıların Türk sinemasına geldiği noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Yeterince kadın yönetmen var mı? Ya da hiç kadın yönetmen var mı dikkatinizi çeken? Sorumuzu bu yönde soralım. İlksen Başarır var yeni. Yani çok çok başarılı bir yönetmen bence. Çok çok beğeniyorum. Tabii ki daha az sayıda ama aşağıdan geliyor. Yani kısa filmlere meraklıyım. Daha çok jürilerdeyim. Ve yani kadın yönetmenler geliyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi yanımızda bir başka isim daha var. Belçin Bilgin yeni jenerasyonun isimlerinden biri. Şimdi kendisine mikrofonumuzu uzatıyoruz. Siz Türk sinemasında genç kuşağın temsilcisi olarak yer alıyorsunuz. Siz Türk sinemasında kadının şimdiki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak ülkenin tümünde aslında kadın sorunlarıyla ilgili başka bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum son yıllarda. Türk sinemasında da çok değerli yönetmenler var. Demin X'den'i söyledi Lale. Yeşim Ustaoğlu var, Pelin Esmer var şu an ilk aklıma gelen ve takip ettiğim. Ama bunun çok daha fazla olacağını da hissediyorum, biliyorum. Artık yaratırken kadına karşı olan bütün ön yargıların ve tabuların üstesinden gelecek bir güç var kadınların arasında. Bu festival de bence bunun bir sonucu. Ve
Lale'nin de dediği gibi 15 yıldır böyle bir festivalin her şeye rağmen devam ediyor olması umut verici. Keşke başka illere de gidebilse ama burada da böyle bir şeyin kurumsallaşmış bir şekilde devam ediyor olması çok mutluluk verici bir şey. Çünkü festivalde hem kadın sorunlarına dair bir sürü şeyle ilgili bir farkındalık oluşturuyorlar. Hem kadın yönetmenlerin ülkeyi takdiminde çok önemli bir rol oynuyorlar. Birbirimizle tanışmamız ve birlikte işler yapabilmemiz için de bir başlangıç oluyor bence. Peki size şu soruyu soralım. Türk sinemasından ve dünya sinemasından hangi kadın sinemacıları tercih ediyorsunuz, izlemeyi tercih ediyorsunuz? Aslında demin söyledim, Türkiye'den ya tabii daha çok vardır ama ilk akla gelen Yeşim Ustaoğlu ve Pelin Esmer. Dünyada da aslında çok var. Lara Strom var, Jane Campion var. Catherine Bigelow var. Evet, çok fazla isim var aslında ve dünyada kadının bakış açısıyla ele aldıkları konu ne olursa olsun kadının bakış açısıyla çekilen bütün filmlerin çok ayrı bir hassasiyet taşıdığını düşünüyorum. Peki, aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkürler. Bizim şehrimiz burası. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ankara'dayız. Ankara'da hayatımızı renklendiren bir festival, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali. Önemli konukları var ve bu önemli konuklarla yaklaşık bir hafta boyunca Kızılırmak Sineması başta olmak üzere farklı noktalarda etkinlikler olacak, film gösterimleri olacak, kadın hakları hakkında ve başka konularda pek çok gösterim, etkinlik gerçekleşecek ve biz heyecanla bu haftanın başlamasını bekliyoruz. Birazdan da burada açılış töreni olacak. Biz ayrıntıları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Söz şimdi İstanbul'da. Anıl Ergin'e ve konuklarına teşekkür ediyoruz ve hemen hatırlatalım, 15.'si bu sene düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali saat 20.30'dan itibaren Habertürk ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.